Karakter dizaynları falandan dolayı. Oo. Wow 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 wow. Merhaba arkadaşlar, GamerDubicam'a hoş geldiniz. Yepyeni bir 4v1 korku oyundan hepinize selamlar. Bugünkü oyunumuzun adı VHS. Şimdi direkt oyuna geçmeden önce şunu söyleyeyim. Sağ üstte nickim Kotoboy olarak gözüküyor gördüğünüz gibi. Hesap bana ait değil, Mami'nin hesabı. Çünkü oyun şu an beta'da. Yani her isteyen erişemiyor oyuna. Kod kazanmanız gerekiyor, beta kodu kazanmanız gerekiyor. Ekipteki herkes başvurdu, bir tek Mami'ye kod çıkmış şansına. Ben de ondan hesabı aldım bugünlük oynamak için. Yani Mami'nin nickine bakınca da ne kadar zor bir ergenlik geçirdiğini görüyoruz. Her neyse gençler, biraz oyundan bahsedeyim. Oyunumuz klasik 4 kurban bir katil oyunu. Fakat klasik dememe aldanmayın. Oyundaki birçok şey çok orijinal bir şekilde tasarlanmış. Yani kolaya kaçmamışlar. Şimdi burada tutorial ve training kısımları var. Birisi oyunu öğretiyor, birisine de silahları deniyorsunuz. İkisine de gelip oynayacağım. Eğer videoyu anlayarak izlemek istiyorsanız burayı geçmeyin derim. Çünkü tutorial kısmını müthiş tasarlamışlar. Çok net bir şekilde oyunu anlıyorsunuz. Training kısmında da oyunda ne kadar ilginç, ne kadar güzel silahlar var onları göstereceğim. Ve tabii ki yine şu notu ekleyeyim. İlk tepkilerim oyunda olsun diye hiçbir şekilde oynamadım oyunu. Zaten dediğim gibi hesap Mami'nin. Sadece şunu yaptık. Mami Discord'dan bana yayın açtı ve beraber oyunu çözmeye çalıştık. Çünkü dediğim gibi diğer 4v1 oyunlarından çok farklı bir oyun. Yaklaşık 4-5 maç Mami ile birlikte oturduk, Mami oynadı, ben izledim misafir çocuğu gibi. Oyunu çözdük. Klasik burada tabii ki de WASD ile yürüyebileceğimizi söylüyor. Karakter tasarımları çok güzel bu arada. Şöyle biraz daha ışıklı bir yerde göstereyim. Şu şekil. Retro bir tasarım. Zaten dediğim gibi oyun adı VHS. Kaset demek. Bu şekil volt atabileceğinizi söylüyor arkadaşlar size. Ve katilimiz de bu. Oyunda yine birçok katil var. Sadece bu değil. Biraz vahşi kendisi. Şimdi bu oyunda diğer 4v1 oyunlarındaki gibi düşürdüğünüz kurbanı alıp asma, kancaya götürme gibi bir mantık yok. Yere düşürdüğünüz zaman direkt o kişiyi asmış sayılıyorsunuz. Hani bir canı eksilmiş oluyor gibi bir şey. Yine klasik mantık olarak yerdeki arkadaşınızı kaldırabiliyorsunuz. Bu şekilde. Peki heal animasyonu nasıl? Şimdi oraya geleceğiz. İşte oyunu en çok övdüğüm noktalardan birisi bu. Gidip diğer oyunlardan basit bir şekilde kopyala yapıştır yapmamışlar skill check mantığını. Mantık şu. Orada gördüğünüz heal işaretini o bölgenin içerisinde tutmaya çalışıyorsunuz. Yani şu şekil. Boşluğa bas çek. Boşluğa bas çek yaparak bu şekilde arkadaşlar o kalbi içeride tutmaya çalışıyorsunuz. Eğer boşluğu bırakırsanız bu şekil kayboluyor. Çok fazla basılı tutarsanız da bu şekil dışarı çıkıyor ve yine heal'layamıyorsunuz. Şu şekilde bas çek yaparak içeride tutmaya çalışıyorsunuz. Bu şekil heal'layabiliyorsunuz. Bu dediğim gibi oyuna orijinallik katan bir kısım olduğu için benim çok hoşuma gitti. Aynı şekilde yaralı bir kişiyi de dediğim işlemlerin aynısını yaparak bu sefer de artı işaretini, heal işaretini o şekil şeklin içerisinde tutarak heal'layabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet basit bir mantık olsa da en azından farklı olması benim çok hoşuma gitti. Burayı fazla övdüm farkındayım ama dediğim gibi basite kaçmamaları çok hoş. Lan nereye gidiyorsun, bir teşekkür edeydin. Şimdi sen gelmeydin iyiydi. Katilin Enraged modu açıldı arkadaşlar. Bu modda size tek atıyor. O moda geçebilmesi için de düşürdüğü kişileri emiyor, böyle bir şey yapıyor. Orayı fulllediği zaman Enraged moduna gidiyor. Ve herkese tek atıyor. Tabii sınırsız değil. Şimdi yere düştüğümüz zaman E'ye basarak şu şekil minik bir ruh çıkartıyoruz kendimize. Bu ruh şu işe yarıyor. Bildiğiniz DBD'deki recover mantığı olarak düşünebilirsiniz. Yani yerdeyken bir bar dolduruyoruz ya. Onun gibi düşünebilirsiniz. Yani siz bu ruhu hiç kullanmasanız bile arkadaşlarınız gelip sizi yine kaldırabilir. Fakat barınız en baştan başlayacak. Fullemeleri gerekecek. Yani gereksiz zaman kaybı. Eğer siz ruh olup bu şekil şeyleri toplarsanız, küre diyeyim, ruh kürelerini diyeyim, toplarsanız altta gördüğünüz gibi barınız artıyor. Barınız, mesela diyelim 2 tane topladınız, barınız buradan başlıyor. Yani biri gelip sizi kaldırmaya çalıştığı zaman bu gördüğünüz bar hizasından kaldırıyor. Böylece daha kısa sürüyor. Tabi bunlardan fazla toplayarak barınızı da iyice ilerletebilirsiniz. Mesela şu an barımı fullledim. Barımı fullledikten sonra E tuşuma tekrar bastım. Kendi kimliğime dönebiliyorum ruh halimden. Barım full olduğu için de arkadaşım geliyor, biraz salak gibi geldi. Dokunduğu an kalktım. Eğer o küreleri toplamasaydım barım en baştan başlayacaktı. Allah bilir ne kadar sürerdi heal'laması. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlarınızın sizi heal'lamasının yanı sıra oyunda bu şekil heal istasyonları var. E'ye basılı tutarak yine aynı birisini heal'liyormuş gibi bu şekil o istasyondan kendinize de heal basabiliyorsunuz arkadaşlar. Hazır heal yapıyorken şeyi de anlatayım. Oyun dediğim gibi şu an beta'da, ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. 2022'den önce çıkamaz zaten. Ancak çıktığı an başlamayı düşündüğümüz bir seri. Ekiple birlikte çok beklediğimiz bir oyundu zaten. Betasında böyle bir fırsat bulmuşken kaçırmak istemedim. Şimdi arkadaşlar geldik oyuna orijinallik katan bir diğer şeye. Şu otomatlardan çikolata, içecek falan alabiliyorsunuz.
Onlar da sanırım enerji, can falan veriyor size. Peki bunu nasıl alıyoruz? Search'e basılı tutarak şu şekil gördüğünüz bir animasyonla karşılaşıyorsunuz. İşte bu çok orijinal olmuş. Çok fazla orijinal dedim, farkındayım ama demek zorundayım. Yiğide olur, hakkını yeme demişler. Bu gördüğünüz şeyleri şu şekilde döndürerek sol tık ve sağ tıkı basılı tutarak tam olarak bu şekilde oturtmaya çalışıyorsunuz. İlkini tamamladık. Space dedik. Sıradakine geçtik. Yine sağ sol tık basılı tutarak bunu da yerleştirdik. Yine space dedik. Ve sonuncuyu da yerleştirdikten sonra bize bir adet çikolata verdi arkadaşlar. Buna F'ye basılı tutarak bu şekilde yiyebiliyoruz. Lan senin de yeter, bir ölmekten bıkmadım. Bir dur, bir şey anlatıyoruz ya. Şimdi bu özelliğini kullandığı zaman sizin özelliklerinizi devre dışı bırakıyor şu ortadaki bar bitene kadar. Peki canavarla nasıl savaşırız? Chase mantığı çok fazla yok oyunda, onu söyleyeyim. Evet, volt atabiliyorsunuz ancak volt atma yerleri çok az. Ve işte öyle palet devireyim, kapı kapatayım falan gibi bir olay yok. Olayımız şu arkadaşlar. Şimdi haritada şu şekil simgelere sahip olan... Bu arada arkadaşlar bu çok bağırıyor, Allah'ın belası gerizekalı. Ben bir kısayım şunun sesini, geri açacağım. Heh, nerede kalmıştık? Haritada şu şekil simgelere sahip olan silah craftlama noktaları var. Peki bunlar ne işe yarıyor? Üste gördüğünüz gibi 4 tane simge var arkadaşlar. Bu simgelerin silah craftlama noktalarını bulup, mesela gördüğünüz gibi haç işaretindeyim şu an, silahınızı craftlıyorsunuz. Silah craftlarken size skill check soruyor. Burayı biraz normal skill check gibi yapmışlar. Skill check'i tutturması çok kolay değil. Ancak direkt geldiği zaman basmak zorunda değilsiniz. Bu şekil gel git yaptığı için kolay bir şekilde tutturabilirsiniz. Yani acele etmenize gerek yok. Şimdi bu silahların önemini anlatacağım size. Craftlamayı bitireyim. Son skill check'imizi tutturduk ve silahımızı craftladık arkadaşlar. Şimdi bunun olayı ne biliyor musunuz? Bunu jeneratör yapma mantığı gibi düşünmeyin. Çünkü siz bu silahı craftladığınız zaman bu simge yok olmuyor. Silahınızı kullandıktan sonra tekrar buraya gelip craftlayabiliyorsunuz. Kaçış mantığını çok etkileyen bir şey. Hatta direkt kaçış mantığı olarak geçen bir işlem bu. Şimdi silahımızı elimize aldık. Buradaki olay şu arkadaşlar. Şimdi ben haç simgesini spamladım gördüğünüz gibi. Haç simgesini kullanarak katili öldürürsem üstte gördüğünüz 4 işaretten bir tanesi olan haç simgesi sönüyor. Yani haç simgesiyle katili öldürmüş sayılıyorum. Kalan 3 simgeyle de katili öldürdüğüm zaman kaçmış sayılıyorum. Yani katil tamamen ölmüş oluyor. Yani işte bu simgeleri bitirip sonra kapıdan kaçayım falan, helikopterle kaçayım gibi bir mantık yok. Gördüğünüz gibi silahımı kullanarak katili öldürdüm. Ve ilk adım tamamlanmış oluyor böylece. Hatta direkt zaten attı beni. Ben size devamını da anlattım. Üstteki bütün simgeleri craftlayarak her silahla katili öldürürseniz oyunu bitirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Temel mantık bu. Evet gençler, tutorial kısmı bu kadardı. Anladığınızı düşünüyorum. Şimdi hemen kurbanların trainingine geçelim. O da şu şekil. Bu da farklı bir katil gördüğünüz gibi. 3 tane katil var sanırım oyunda, ya da 4'tür maksimum. Burada çok güzel mantık getirmişler. Yani bu tarz oyunlarda hiç alışık olmadığımız bir mantık. Silahları buradan deneyebiliyorsunuz. İlk olarak bu silahımızla başlayalım. Çok fazla silah var oyunda. Bu arada silahınızın hangi simge ait olduğunu görmek için sağ aşağıya bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada silahınızın simgesi gözüküyor. Katili tutturarak katili yaktık ve üstte gördüğünüz gibi o simge söndü. Diğer bir silahımıza bakalım. Klasik Molotov mantığı. Sağ tıkla eğim aldık. Fırlattık. Ve bu da başarılı. Bir diğer silahımız halka. Bu biraz ilginçti yanlış hatırlamıyorsam. Şu şekilde sağ tıkla basılı tuttuk. Ardından silahı böyle yanına giderek kullanabiliyoruz. Bu da çok etkili. Bir diğeri uzay silahı gibi bir şey. Çiu 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 çiu. Bununla da öldürdük. Bu helikopter, bu sanırım en beğendiğim arkadaşlar. Şu şekilde sağ tıkla basılı tutarak drone'a geçiyoruz. Helikoptere geçiyoruz daha doğrusu. Lan dur, bırakmayaydım iyiydi, bir dakika. Şöyle helikoptere geçiyoruz. Helikopterle giderek elektriğimizi veriyoruz katile. Çok müthiş yaratıcı. En beğendiğim bu oldu benim. Bu neymiş? Bu da sıradan bir silah sanırım. Aa, bir dakika bir dakika, tamam anladım bunu. Dayı training'de niye dövüyorsun beni anasını satayım. Şimdi bunun arkadaşlar şarja ihtiyacı var. Silahınızı şarj etmek için şu şekil bir istasyon kullanabilirsiniz arkadaşlar. Barımızı doldurduk. Birazcık bekledikten sonra tekrar şarj edebilir hale geldi. Silahı fullemeye çalışacağım altta. Gördüğünüz gibi ikinci barı doluyor şu an silahın. Bu oyunda muhtemelen tek kullanımlıktır diye tahmin ediyorum bu batarya kısımları. Silahımızı fullledik. Şimdi gel bakalım. Az önce atar yapıyordun lan. Oo, bunu bayağı bekliyormuş bu arada. Uf, bu tek atıyor. Ha, neden şarjladığımız şimdi belli oldu. Çok güçlü bir silahmış. Haça zaten kullanmıştık. Yine kullanalım. Ha, biraz yakınına girmemiz gerekiyor. Çok fazla uzaktan işlemiyor. Sapan var. Çok tatlı bu. Yine sağ tıkla aim alıp. Şöyle bu arada belli bir çember içerisine etki ediyor anladığım kadarıyla. O attığınız şey katile bir ışık yayarak onu yok ediyor.
Asamız var. Aa arkadaşlar, asa ile ilgili şunu anladım. Asa katile saldırmanıza değil, herhangi bir istasyona gitmeden veya arkadaşlarınızın yardımı olmadan E'ye basılı tutarak kendinizi heal'lamanıza yardımcı oluyormuş. Ben onu katile saldırma item'ı sanmıştım. Öyle bir şey değilmiş. Kendimizi heal'ladık. Ve hey maşallah, bu ne, Attila'nın kılıcı geldi anasını satayım. Ha, elimize alınca biraz küçük durdu tabi ama. Oo. Çok etkili. Çok etkili ve güzel bir animasyonu varmış. Daha bitmiyor, daha bitmiyor. Bu ne? Bu ne yapıyor? Ne oluyor lan Ekoligo? Aa, göze geçtim. Çok ilginç şeyler var. Biz bunların hepsine bakmamıştık Mami ile. Bu neymiş? Yine bir şey, bir tane daha bir şey bulduk. Ortada bir şey doluyor. Onu bir fullleyeyim. Doldurduktan sonra bir dakika şu şekilde saldırabiliyorum galiba. Evet. Bununla da saldırabiliyormuşuz. Evet, bitti. Silahlarımız bu kadar arkadaşlar. Zaten daha ne olsun dediğinizi duyar gibiyim. Bu arada burada birkaç nesne var. Dediğim gibi otomatlardan şu şekilde enerji içeceği çıkartabiliyorsunuz. Sonra ne var? Telsizimiz var. F ile konuşabiliyormuşuz telsizle. Alo. Merhaba. Başka ne var? Çikolata var. Onu zaten yemiştik. Şu ne? Bu da bu şekil bir drone sistemi yapıyor diye tahmin ediyorum. Artık katilin infosunu mu veriyor, ateş mi ediyor bilmiyorum ama öyle bir mantığı var. Biraz uzun bir giriş olduğunun farkındayım fakat oyun çok fazla özenilmiş bir oyun. Bu yüzden emeklerini es geçmek istemedim. Oyunda bildiğim, öğrendiğim her şeyi anlatmak istedim. Birazdan maça girip oynayacağım. Gençler, bu arada şu an kaçış mantığını gerçekten hiç bilmiyorum. Yani 2 saniyede de düşebilirim, 5 dakikada oyalayabilirim katili, hiçbir bilgim yok. Fakat bu oyunda dediğim gibi chase mantığı yok zaten. Hani genel olarak silah craftlayıp çatışma mantığı var. O yüzden ona şimdiden uyarayım da hani çok erken düştüm falan filan muhabbetleri olmasın. Çünkü zaten öyle bir chase mantığı yok. O yüzden bu şekil kaçış, kovalamaca mantığıyla değil de genel olarak saklanma ve silah craftlama mantığı üzerine oynamak gerekiyor. Bu arada oyun maç arayana kadar şu ekranını göstereyim. Gördüğünüz gibi gençler, birçok perk mevcut burada. Buradan karakterimizi de seçebiliyoruz. Karakterlerin kendine özel perkleri bilmiyorum ancak birçok perk de burada mevcut. Silahları sanırım buradan geliştirebiliyoruz. Geliştirirsek daha çok vurur diye tahmin ediyorum katili. Dediğim gibi hiç oynamadığım için tam olarak mantığını bilmiyorum. Ancak bu sayfaları beraber çözeceğiz. Buradan da karakterinize sanırım bir şeyler falan giydirebiliyorsunuz. Şu an elimizde yok, elimizde yok. Elinize vereyim o zaman olduğu için. Şöyle bir saat takalım bakalım. Emotlara bakalım şöyle. Ne yapıyorsun? Bir daha yap bakayım bunu. Seni s**eceğim, seni diyor. Bu ne yapıyor? Gelin 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 diyor bu da. Şimdilik bu kadar. Evet gençler, maçımıza girdik. Lobimizdeyiz daha doğrusu. Karakterler müthiş bu arada. Özellikle retro yapısı beni daha da cezbediyor. Bu arada oyunda sesli sohbet de var. Arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz. Fakat ben kapattım şu an. Onlarca kaçırdığım bir şey varsa da oyun içinde denk geldikçe anlatmaya çalışacağım. Zaten çoğu şeyi bilmiyorum. Beraber keşfetmeye çalışacağız. Şu yükleme ekranı çok hoşuma gitti. Sağ altta bir kaset dönüyor. Tam o eski havayı vermiş. Evet. Hadi bakalım, çok tatlı bir giriş animasyonuyla oyunumuza başladık. Oo, rüzgarlı bir hava he. Şimdi koşmayı çok fazla kullanmamamız gerekiyor. Koştuğumuz zaman ses veriyoruz diye biliyorum. Eğer yaralıysak da iz bırakıyoruz. Bu arada direkt ne buldum? Hemen içeceğimize başladık. Şimdi evet. Katil de spawn oldu. Bulmamız gereken nesneler de spawn oldu. Daha doğrusu craftlamamız gereken silahlar da spawn oldu. Bu arada C'ye basarsanız kendi yerinizi spotluyormuşsunuz arkadaşlar. Heal gerektiğinde veya katili öldürmeniz gerektiğinde. Bu arada bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Deprem oldu oyunun anasını satayım. Ray gun'ımızı spamlayacağız. Tabii katil bize gelmezse. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar, oyuna ilk başladığınızda her sesten korkarsınız yani. O şu an bende de var. Bu arada bunu bıraktığınız zaman hani tekrar oturduğunuzda istiyorsanız chase atıp gelin. Sıfırdan başlıyor. Bizim adamı düşürdü. Şimdi her şeyi, hiçbir şey yapmama izin vermiyor katil bu özelliğini attığı zaman veya da birisini düşürdüğü zaman. Umarım bana gelmez bu arada. Oo, bu arada ateş silahıyla katili öldürdüler bile. Ben ıskaladım bu arada da. Bu arada bir silah illa bir kişi craftlamıyor. Birden fazla kişi craftlayabiliyorsunuz. Silahı olan bu oyunda arkadaşlar korkulacak kişi demektir. Yani chase'i falan unutun. Tamamen olay silahta. Bol bol silah craftlayın. Şimdi şunu bir craftlarsam gününü göstereceğim ona da. Ne oluyor anasını satayım? Beni mi yiyor lan? Çok güzel, great'i yapıştırdık. Tamam, şimdi Raygun'ımız hazır. Bu arada Raygun çok güçlü değil diye biliyorum. Çünkü biraz eğimlik bir silah ve katilin canı stacklenmiyor arkadaşlar. Yani atıyorum 40'a indirdiniz, sonra 40'tan devam etmiyor canı. O silahı kullandığınız sürede direkt öldürmeniz lazım. Şu şekilde C'ye basarak gördüğüm gibi yerimi spotlayabiliyorum. Mouse orta tekerlekle de baktığım yeri spotlayabiliyorum. Adamlara demeye çalışıyorum ki hani ben buradayım, katili getirirseniz indiririm. Bu arada şunu göstereyim hazır önüne gelmişken. Klasik dolaba girme mantığı şu şekil. Mevcut arkadaşlar. Silahınız varken başka bir silah craftlayamıyorsunuz. Şimdi katili aramaya gidelim bakalım. Bir otomat kullanalım bakalım şurada.
Şöyle. Tamam. Çok güzel. Seri diğeri. Ver bakayım bana ne verdin? Ver onu da. Diğeri düşüyor mu yere? Tamam. O zaman bunu kullanayım. Bu bana ne veriyor? Sanırım stamina ile ilgili bir şeydir diye tahmin ediyorum. Bir dakika. Heal'a ihtiyacı olan biri var. Heal şartı çıktı. Şimdi onu heal'lamaya gitmeye çalışacağım. Tabii nasıl gideceğim? Katili buldum. Hop, öldürdük mü? Çok güzel. Aa, nasıl çok güzel? Oğlum ölmemiş lan. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben öldü diye bıraktım. Tamam. Bunun olayını anladık. Enerji çeceği bize tabii ki de stamina veriyor. Basit bir mantık olarak. Burada heal station bulduk. Temel mantık olarak saklanma olduğu için şu an gözükmemem lazım. Çünkü iz bırakıyorum bakın. Yerde gördüğünüz gibi renkli renkli. Çömelerek gitsem bile bırakıyorum. Oğlum çömelince niye bırakıyorum lan iz? Gerçi heal'a gerek yok. Bir dakika, ben şurada kendimi hemen... Ne oluyor oğlum? Kendim şurada hemen bir heal'layım. Umarım bir an gelip bana vurmaz. Toplam can mantığı arkadaşlar bu arada asılma olayı değil. Ne kadar yere düştüğünüzle alakalı. Sol alttaki beyaz gördüğünüz bar sanırım benim toplam canım. O konuda tam net bir şey diyemeyeceğim ama şu an götümde de olabilir katil. Tamam, heal'lanayım sonra gel bari. Heal'lanayım sonra gel bari. Tamam, çok güzel, heal'ımızı bitirdik. Bir tek elektrik silahı kalmış. Ya onu da ben yapıyordum zaten. Neden ölmedi ki? Ablacım senin heal'a falan ihtiyacın yok değil mi? Neyse, şimdi tekrar Raygun spamına oturduk. Canımızın full olması bize güven veriyor. İki vuruşta yere düşüyorsunuz bu arada. Ha, katilin kalkan mantığı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Az önce kalkan açmış olabilir arkadaşlar. Sanırım kalkan açtı, evet doğru. Şimdi bizim adamı yaraladı. Ben Raygun'la tekrar geliyorum. Nerede bu? Oo, dur dur dur. Bak, vurduğu için şu an şeyim devre dışı kaldı. Özelliği kullanamıyorum ama kalkanı varsa da zaten sıkıntı büyük. Ulan healliyordun mu, sevişiyoruz mu, anasını satayım, ne yapıyorsun, ne oldu, sarı sarı işedin mi lan üstüme? Kalkan açtığını üstten mi anlıyoruz acaba? Üste bir kalkan işareti çıkıyor ya böyle anlık. Çok teşekkür ediyorum beni healladığın için. Biz de onu healarız da ona nasıl gideceğiz? Ha tamam, buradan volt atarak gidebiliriz. Oo. Şu an bu arada enraged modu açık, enraged modu açık. Oo, öldürdük. Çok güzel. Son adam, daha doğrusu son simgeyle öldürmeyi başardık. Yendik, bu kadar arkadaşlar. Oyunun temel mantığı bu. Müthiş bir takıma denk geldik. Yani baştaki tutorial daha uzun sürdü. Bu şekilde tablodan da katili hangi silahlarla öldürdüğünüzü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu gördüğünüz silahlarla ölmesi gerekiyormuş. Bu arkadaşımız zaten 28 vermiş. Üçünü o öldürmüş. Birini de bu öldürmüş. Bu tabloya maç içerisinde tap tuşuna basarak erişebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, işte benim stilime katılır gibi bir yarışmacı geldi yanımıza. Katil bunu görünce zaten öldürmez, kendi haline bırakır diye düşünüyorum. Gençler bu arada izlerken nasıl hissettiriyor bilmiyorum ama ilk maç olmasına rağmen yemin ediyorum inanılmaz keyif aldım. Ki çok kısa sürmesine rağmen. Hani craft mantığı, heal mantığı, katille savaşma, otomatlardan bir şey çıkarma falan filan çok aşırı hoş şu an, yani şu an oyun benim için. İşte ne bileyim, bu oyun, Prop Knight gibi oyunların çıkması, hem kanala seri yapabileceğimiz hem keyifli oynayabileceğimiz oyunların çıkması son dönemlerde beni çok mutlu etti. Umarım harita getirmeye, katil, survivor getirmeye devam ederler de Last Year gibi, Home Sweet Home gibi kendisini yemez bu oyun. Bu tarz oyunların en büyük sıkıntısı genelde kendilerini bitirmesi oluyor. Friday örneğinden göreceğiz gibi veya Last Year bunun en büyük örneğidir. Last Year çok keyifli bir oyundu, müthiş, orijinal bir oyundu. Craft mantığı falan bu tarz oyunlara çok yakışıyor. Fakat Last Year kendi kendini bitirdi, ne güncelleme getirdi, ne bir şey getirdi. Yine maçımıza başladık. Bu arada şuraya bir gezelim bakalım. Az önce burada kola bulmuştuk, o bayağı işe yarıyormuş. Bu sefer bulamadık. Tabii her zaman aynı yerde spawn olmuyordur. Evet, hadi bakalım. Bölgeler spawn oldu. Merhaba arkadaşım. Sen bunu craftlıyorsun da ben de craftlayayım istersen. Hani sen öldüremezsen ben öldürürüm. Bilmiyorum mantıklı mı düşündüğüm şey ama... Ananı avradını bilmem ne yapayım. Mantıklı olsa kaçacağız. Ara anasını satayım. Sıçtık. Sıçtık. Oo, at gibi geliyor, at gibi geliyor. Volt da atamayacağız. 160. Çok hızlı, evet. Bir de düşüşü yaşayalım dedik. Bak işte bunu yaptığı zaman Enrage moduna geçmek için bir şeyler topluyor arkadaşlar. Şimdi ben ruh halime geçtim. Kürelerden toplamam lazım. Size bahsettiğim chase olayı buydu. Eğer silahım olsaydı beni bu kadar kovalayamazdı. Çünkü katillerin silahtan kaçması lazım. Kaçmazlarsa öldürürler. Güzel, bu arada haç işaretiyle öldürdüler katili. Arkadaşlar beni kaldırıyor musunuz? Aa, beni kaldırmaya geldi, tamam. Gençler beni heal'lar mısınız peki, yoksa ayı olay geliyor mu, bir ayak sesi duydum ama silahımız yoksa sıkıntı bu arada. Oof. Animasyonu iptal etti. Beni bırakmayın beni. Çok iyi, çok iyi, çok iyi de yine beni düşürdü. Bak öleceğim. Bir sonraki düşüşünde öleceğim. Ulan tanılcıya denk geldik. İyi mi, anasını satayım. Neyse, oyunun her türlüsünü yaşamamız lazım şu an. Hem keyfini hem cefasını, ki ona göre ortalama bir not çıkartalım. Ev kaç katlı bilmiyorum bu arada ama yukarısı var, aşağısı var. Aşağısı çok iyiymiş bu arada. Bayağı
Böyle korku filmlerindeki bodrum gibi. Güzel. Üçüncüyü de aldım. Kendi kendinize yerden kalkma diye bir şey yok bu arada. Şöyle dönsem. Hah, bana yine gelmiş. Ben de seni yıldayım istersen. Yıllamayayım mı? Ya git artık ya. Biliyor benim son şeyim olduğunu. Bana mı geliyor yine? Yok, yaralıya gitti herhalde. Ben ne yapayım arkadaşlar biliyor musunuz? Şu otomattan bu hayvan ol hayvan gelmezse bir şey alayım. Tamam. Şuradayken oturacak. Tamam. Çünkü en azından şey versin ki bana stamina. Anladınız mı demek istediğimi? En azından gelirse kaçalım çünkü fena oynamıyor gibi adam. Farmlamaya çalışayım. Lan ne oluyor? Ay! İç bunu, iç bunu, iç bunu. Vur de para. Kankam gelme be. Ulan hiç wolf falan atacak bir yerde yok ki anasını satayım. Tamam bana vurdu da bu. Ben nereye kaçacağım ki? Öldük. Geçmiş olsun arkadaşlar. Ölmedik mi lan? Chase mantığı biraz sinir bozucu gerçekten. Şimdi oynayınca anladım. Ancak benim heal'lanmam lazım. Heal'lanmadan buradaki silah kısmına oturursam diyecektim ki... Hakkın rahmetine kavuştuk arkadaşlar. Geçmiş olsun. Evet öldük. Öldük ama hala ruh haline geçebiliyoruz. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ha! Bir dakika, kitap bulma olayı vardı. Kitap bulursam sanırım geri kalkabiliyordum. Bak onu şimdi hatırladım. Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum bu arada tam olarak. İşte hiç silah craftlayamadım. Silah craftlayabilsem beni böyle rahat kovalayamazdı. Milyon tane oda var zaten. Burada kitap bulabilen cindir zaten. Kalksın anasını satayım burada kitap bulabilen ayağa. Ulan oyun kitap koymadın da ben oyalanayım diye beni mi kandırıyorsun anasını satayım, anlamadım ki. Yok gençler, vallahi çıktım maçtan bulamadım kitap dediğine. İlk maç sefasını sürdük, bu maçta da cefasını çektik. Bakalım diğer maçlarda ne olacak. Hop, evet yeni maçımızdayım. Şu giriş animasyonu bu arada gerçekten müthiş. Oo, yeni haritamız arkadaşlar, çok güzel. İlginç ve güzel bir harita. Bu arada tamam, direkt şu spawn olan şeyin craftlarsam çok güzel olur. Az önce gerçekten silahsızlıktan gittik bu arada. Tabii killer da iyiydi, iyi tanımladı, yalan yok. Bir de ben çok fazla koştum yani, yaralandıktan sonra benim bildiğim bir yere koşup saklanacağız. Yani diğer türlü ayak izi veriyoruz ve rahatça takip ediyor. Oo bak bak bak, yiyor onu, hayvana bak. Hadi bana gelme, bana gelme, bana gelme, şunu craftlayayım. Ondan sonra geliyorsan gel. Şimdi ne yaptık? Haç yaptık. Haç güçlü bu arada. Kullanması da çok zor değil. Evet haç silahımızı yaptık. Oo direkt geldi bile. Bak bak bak, şerefsiz görüyor musunuz arkadaşlar nasıl kaçarak oynuyor. Evet güzel güzel. Ama... Kaçtığı için ve özellik kullandığı için tabii ki de güzel dedik ama değil. Vur bana. Şimdi üste gideceğiz. Üste gittikten sonra nasıl bir şey yapsam? Ya. Beni bırak. Daha işaretimiz biraz var bu arada. Biraz daha var, biraz daha var da. Volt falan hiçbir şey yok mu hocam? Yani burada oyalamaya çalışacağım artık. Oo, onu yapma işte. Onu yaparsan ölürüz. Onu yaparsa ölürüz arkadaşlar. Niye ölürüz? Özelliğimizi kullanamıyoruz onu yaptığı zaman. Onu yaptığımız zaman özelliği kullanamıyoruz işte ya. Ulan bu sefer iyiydi ama. Bu sefer iyi kaçtığımı düşünüyorum. Bir volt atma yeri bulsaydım silahı iyi kullanabilirdim. İşte healing'ın stackleme mantığı yok dediğim gibi. Orada silahı ilk kullanışımda ölmesi lazım. Ölmezse bir daha öldüremiyorum. Biraz o yandan zor diyebilirim ama zor da olmak zorunda. Diğer türlü stacklenseydi çok da kolay öldürürdük. Heal animasyonları biraz değişik bu arada. Kaseti geri sarıyor gibi sanki. Sanırım ona göre yapmışlar animasyonu. Oo. Aha. Tam kaçın 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 kaçın. Bak yine özellik attı. O çok güçlü ya. Her şeyi kullanmamızı engelliyor. Umarım beni tanılamıyorsundur Kanks. Yok tanılamıyor galiba. Stamina mantığı yok bu arada. Yanlış duymadıysam daha doğrusu. Tamam ben seni bir healleyim diyeceğim de nasıl healleyim ki anasını satayım. Geliyormuş hala. Haç tutmuyor muydu biri sana ya? Enrage açıldı bu arada katilin. Craft'ımızı yapıyoruz. Çekişle vuruyor. Oradan tornavidayla bir şeyleri oyuyor. Umarım bana gelmeden craftlarım. Bunu yaptığı zaman... Yerimi görüyor mu diye soracaktım ki herhalde görüyor bu kadar net geldiğine göre. Bak biraz sinirlenmeye başlıyorum arkadaşlar, ne yalan söyleyeyim. Biraz harbiden sinirlenmeye başlıyorum. Almaya çalışıyor da her şeyi engellediği için. Yine heal'ımı da engelledi. Tamam sen beni alıyorsun da benim son düşüşüm olacak be. Ne yapsak artık, orada Enrage modu da açıyor. Ben bir silah craftlamaya çalışayım. Zaten bu kaldığı yerden devam ediyor dediğim gibi. Belki craftlarsak. Çok zor maç şu an, maç çıkış yani çıkmaz yola girdi maç. Ulan nerelere geldim anasını satayım. Ne değişik yerler lan buralar. Bu ne, bu şarj. Ulan bir heal istasyonu be. Kalk kank. Kalktın değil mi? Tamam. Bak bak bak.
Sesleri geliyor. Buradan bir yerden gelebilir. Oo. Bizimki ne yapıyor orada? Neyse dur. Zaman kaybetmememiz lazım. Zaten maç gitti de savaşmadan ölmeyelim. Map aşırı hoşuma gitti. Çok ilginç ve çok güzel efektler var şu an map'te. Şöyle C attım bakalım heal'a ihtiyacım var diye biri gelir mi bana? Aynen, aynen geldi şu an kardeşim. Ya onu basma işte ya. Onu bastığı zaman direkt devre dışısınız arkadaşlar. Hele bir de yaralıysanız sıçtınız demektir. Adam da öyle bir biliyor ki oynamayı. Şerefsiz ya. Harbiden oynamayı o kadar güzel biliyor ki. Aa burada ne var? Trap var. Aha, ne oluyor ona basınca? Ha, alarm veriyor ve... Oo, alevli öldürmüşüz bu arada. Ne ara öldürdük bilmiyorum ama. Bak, işte steklenme mantığı yok. İlk mermilerinizi kaçırdıysanız GG. Yine iyi savaştık bu maç. Öbür maçtan daha iyiydi bu maç. Evet, son kişi de öldü. Bu da killer'ın kazanma animasyonu. Maymun kurt karışımı çirkin bir şey. Ya tam öldüreceğim sıra böyle kaçıyor ya, vurasım geliyor ağzına bir tane. Ama bu oyun ekiple birlikte oynadığımız zaman çok keyifli ve çok güçlü olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü birbirimize info verebileceğiz. Evet gençler, son maçımıza girdik. İkinci maçı saymazsak, o tanımladığım maçı saymazsak şu ana kadar çok keyifli geçiyor oyun benim adıma. Siz de keyif alıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü oyunun ortamı çok güzel. Beni ortamı inanılmaz cezbediyor oyunun. Alev varmış, alevle ben başlasam mı? Alev hanım merhaba. Anladın. Ya şunu craftlayayım sonra gel lütfen ya. Arkadaşlar, siz de benim gördüğümü gördünüz mü? Oğlum nasıl görmedi? Tam bu çömez gibi ya. Ya çömez gibi ya da çok anlaki bir şey oldu adam adına. Şunu craftlarsam senin bacağına sıçtım oğlum. Sen beni bir daha öyle korkutabileceğini mi sandın lan? Oğlum bir şey diyeceğim, sürekli ben ayak sesi duyuyorum arkadaşlar. Ortamı çok gergin bu arada, gerçekten gergin. Çünkü katil peşinize düştüğü zaman sizi rahat yakalayabildiği için sürekli bir tetik halindesiniz böyle ölmemek için. Ben alev silahımı yaptım. İstedikleri kadar bağırsınlar, çağırsınlar. Şimdi görevimiz silahımız varken katili aramak. Tabii bunu dikkatli bir şekilde yapacağız ki... Arkadaşlar yardım. Avuu, kalkan açtı, kalkan açtı. Şu an kalkanı var. Tamam, kalkanı ne zaman var ne zaman yok anlayabiliyormuşuz. Üstte gözüküyor kalkanı. Ha bak, gördüm. Katili gördüm. Oo, çok güzel. Haçla öldürdüler. Şimdi kaldı alev. Alev bende zaten. Ulan kaç kişi katili arıyoruz anasını satayım, şuna bak. Tamam. Aa, heal istiyorum. Tamam, gel seni healleyelim. Gelirse bana bırakın arkadaşlar, hiç korkmanıza gerek yok. Oo, şu an bana bırakmayın. Siz halledin. Vallahi arkadaşlar korktuğumdan değil ya. Ya şerefsiz. Senin bacağına mı sıçayım illa? Oo, bir de vurduğu zaman şey olmuyor. Yardım edin lan. Oğlum çok hızlı düşmek istemiyorum. Alevim var. Gel hadi hadi hadi. İşte bu ya. Come on man. Çok güzel. Alevi de bitirdik arkadaşlar. Şimdi beni heal'lar mısın kanks? Beni heal'la. Çok iyi, çok iyi başladık. İşte bu ya. Böyle maçlar oynamamız lazım abi. Ne yapıyor manyak? Arkadaşlar en büyük olay ne biliyor musunuz? C tuşu. C. Ceyhan'ın C'si. Çok önemli. Olduğunuz yeri spotluyor, böylece yardıma gelebiliyorlar. Hem heal'dır, hem ne bileyim silahları varsa katile şey yapabiliyorlar. Kank ben de alabiliyor muyum bundan peki? Aynı yerden ha. Aynı otomattan alamıyorum. Okey. Şey kaldı. Alevi bu arada bir daha yapabiliyoruz kendimizi korumak için. Fakat alev bittiği için şu an yapmamıza da gerek yok. Arkadaşlar böyle birlik halinde dolanmamız gerçekten bana çok gurur veriyor. Gelin hepimiz bundan yapalım. Biri öldüremezse biri öldürür. Ya da iki kişi yapsın, diğeri başka şeye gitsin. Skill check'te heyecan yapmasanız çok basit bu arada. Direkt çıktığı an basmanıza gerek yok. Git gel yapsın. Tam ortaya denk geldiği zaman oturtturursunuz. Tamam, ben silahımı aldım. Biraz uzun sürüyor bu arada silah spamlaması ama sonuçta killer öldürmemize yardımcı olduğu için uzun sürmesi normal. Oo! Attıkları trap işe yaradı. Katilin yerini gördük ama kalkan açtı. Tamam, kalkanı biz gidene kadar zaten biter. Şuradaki merdivenlerden hücum. Gelin arkadaşlar, gel. Aha. Come on man. Of, vurdum bir tane. Çok iyi be, çok iyi be. Şeyle de öldürdük. Tamam, ne kaldı? Şimşek kaldı. İşte bu ya, böyle maçlar var. Ekiple bütün maçlar böyle geçeceği için o yüzden dedim ekiple çok keyifli olur diye. Böyle yan yana dolaşacağız hani. Şey havası tam böyle. Tam böyle korku filmi, eski korku filmi havası var ya oyunda. O benim çok hoşuma gitti. Karakter dizaynları falandan dolayı. Wow.
Allah'tan görmedin. Neden çıkmadım karşısına? Çünkü kılıçla öldürdük zaten. Kılıçla öldürmem bir işe yaramayacak. Kankacım merhaba, kankacım merhaba. Gelirse bende şey var, sıkıntı yok. Ha, zaten silahım var diyor. Bunu harcayacağız o zaman. Bunu o zaman harcayacağız. Oo, böyle spamleyebiliyormuşum bu arada. Çok güzel. Belki gerek yoktu harcamama ama olsun. Ben bütün silahları göstermiş olayım. Oo, geldi geldi geldi. Oy! Manyak göz saldı bak göz. O attığı göz katili bulup patlıyor. Öyle bir şey olmasa. Tamam. Ray gun'ım hazır. Nerede şimdi bu? Oo, o ne? Bak bir şey bar doluyor. Ne yapıyor o? Katil cam falan mı topluyor acaba? Muhtemelen öyle bir şey. Aa, bak o mantığı bilmiyorum arkadaşlar. O mantığın ne olduğunu bilmiyorum. Kalkan açtı bu arada. Şu an büyük bir sıkıntıdayız. Şu an büyük bir sıkıntıdayız. Şöyle C spot attım. Bak kalkanı bitti ama özelliklerimi kullanmayı engelledi. Sürekli şöyle C spot atsam kendime. Gel hadi gel hadi gel hadi. İşte bu. Son vuruşu ben yaptım ya. Allah'ım şöyle bir maç geçirmeseydim gerçekten içime çok otururdu. Ama şöyle müthiş bir maçta videoyu kapatıyoruz. Hadi bakalım. İki kere mi öldürdük? Aynen iki kere öldürdük. Yani iki simgeyle öldürdüm, onu demeye çalıştım. Elektrikle ve ateşle öldürmüşüz. Bu da yıldız ve haçla öldürmüş. Çok iyi, çok iyi maç. Tebrik ediyorum takımımı. Evet gençler, son maçın hazzıyla zirvede bırakmak istiyorum oyunu. Umarım keyif almışsınızdır. Oyunla ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Dediğim gibi oyun betada seri haline getireceğim. Yani betası bitene kadar elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Fakat betası bittikten sonra oyun çıkana kadar çekemeyeceğim doğal olarak. Artık ne zaman çıkarsa ekiple birlikte satın alıp çekeriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.